Şimdi bugünlerde bir atın bir de nesi var? Hadis münkirleri var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini inkar edenler. Yani bakıyorsunuz kendileri sistem kurmuşlar. Ulemanın tayin ettiği o sistemleri reddediyorlar. Kendi dünyalarında hadisleri alıyorlar. işte ol olmuyor diyor. Bu hadis uydurma. Geçenlerde şimdi bir kardeşimiz diyor ki kalkıyor birisi şu hadisi inkar ediyor. Hem Buhari'de var, Müslim'de var, diğerlerinde de var. Yani muttefakun aleyh bir hadis. Ebu Zer radıyallahu anh efendimizden Müslim Kitabul mesacitte rivayet ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh efendimize soruyor aleyhissalatu vesselama. Hangi mescid yeryüzünde ilk olarak yapıldı ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Mescid-i Haram buyuruyor. Peki sonra Mescid-i Aksa. Kemkâne beynehumâ. Peki bunların arasında ne kadar zaman var ya Resulallah diyor. Ebu Zer soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erbaûne seneten. 40 yıl var Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında. Şimdi bakın şimdi böyle bir, bir grup var. O grubun eserlerine bakın. Diyorlar ki olur mu? Tarihi hakikate aykırı bu. Neden tarihi hakikate aykırı? Çünkü Hazreti İbrahim ile Hz. Süleyman arasında bin yıldan fazla bir zaman var. Tarih bize bunu söylüyor. O zaman bu hadis uydurma. Hem bununla şuna da işaret ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarihe, düne dair bütün ifadeleri, geleceğe ait mucize olan ifadelerin kabul etmedikleri gibi, tarihe dair ifadeleri de doğru addedilmez. Onları biz tarih kitaplarını arz ederiz, uyarsa alırız diyorlar ki bu uymuyor. Peki şimdi bu Kur'an Müslümanları bu hadisi şerifi reddetmeden önce Kur'an-ı Kerim'e gitmiş olsalardı şunu göreceklerdi. Kabe-i Muazzama'nın farklı devreleri var ki bu devrelerin tamamı Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama biz genel hatlarıyla Kabe-i Muazzama'nın yapılışını esas itibariyle altı devreye ayırabiliriz. Bir, ne zaman? Hazreti Adem zamanı. İki, İbrahim aleyhisselam. Üç, Kureyş zamanı. Kureyş yapıyor. Dördüncüsü, Abdullah bin Zübeyr yıkıyor. Efendimiz aleyhisselamın, Hazreti Ayşe'ye eğer kavmin itiraz edecek olmasaydı, İslam'a yeni girmiş olmasaydı, o zaman Kabe-i Muazzama'yı Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde inşa ederdim. Hadis-i şerifinden hareketle yıkıyor genişletiyor Kabe-i Muazzama'yı Hatim bölgesini oradan altı zirayı Kabe'nin içine katıyor sonra Emeviler geliyor hacca hacca yıkıyor Abdullah bin Zübeyir'in yaptığını yeniden yapıyorlar kanunu zamanda yıkılınca tekrar bir daha Kabe-i Muazzama'yı yap yapıyorlar yani altı esas devre onun arasında farklı zamanlarda Kabe-i Muazzama'nın tamir zamanları da var peki Mescid-i Aksa ile alakalı da Subulul Huda var sahibi diyor ki ilk olarak Kâbe'yi, e, Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'yı Hazreti Adem yapmıştır. İbn Hişam'ın da bununla alakalı İbn Hişam'da da rivayet var. Başka rivayetler de var. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Bunlar attılar ya dediler ki Hazreti eee Süleyman'la İbrahim aleyhisselam arasında bin yıldan fazla bir zaman var. Ama Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Kabe-i Muazzama ile Mescid-i Aksa arasında 40 yıl var. Şimdi onlar Kabe-i Muazzama'yı İbrahim aleyhisselamın yaptığını, Mescid-i Aksa'yı Hazreti Süleyman'ın yaptığını kabul ediyorlar. E, Efendimiz 40 yıl buyurdu. Tarih gösteriyor ki bin yıldan fazla bir zaman var. Atın bu hadisi diyor işte Buhari Müslim böyle immi hakikatlere uymayan hadislerle dolu diyorlar. Peki Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam mı yaptı? Kur'an-ı Kerim'e bakın. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İnne evvele beytin vud'a l lellezî bi bekkete mübârakan ve lil âlemîn. İnne evvele beytin vud'a kelimesi vud'a burada meşhul olarak geliyor. Bir şeyi tesis etmek. Temelini atmak, kurmak, yükseltmek. Peki sonraya bakın ve iz yarfau İbrahimul kavaide minel Beyti ve İsmail. Kavayitten bahsediyor. Temeller yani. Rafa yükseltmek. Ve iz yarfau İbrahimul kavaide ve İsmail. İbrahim ve İsmail Kabe'yi muazzamanın temellerini yükseltiyorlar. Temel atmıyorlar. Var olan bir temel var o temeli Hz. İbrahim ile İsmail aleyhisselam yükseltiyor. O zaman İbrahim ve İsmail'den önce Kabe'nin olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ifade ediyor. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim aleyhisselam Hacer annemiz de Hz. İsmail'i alıyor. Kabe-i Muazzama'nın olduğu o alana, o vadiye, dağların arasına bırakıyor. Peki Kur'an-ı Kerim bize oraya eşi Hacer'le İsmail'i bırakması nasıl ifade ediyor? Rabbena inni eskentu bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Şimdi bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram buyuruyor. Rabbena inni askantu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Zürriyetimi nereye bıraktım? senin Kabe'nin olduğu yere bıraktım. Onun yanına bıraktım diyor. Bir vadin gayri ziraat yok, ekin yok, su yok, hiçbir şey yok. Ama ne var? Ende beytikel muharram. Senin beytinin olduğu yere bıraktım. Onun yanına bıraktım. Yani İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i bebekken, hacerken bıraktığı yerde ne var kardeşim? Kabe'yi muazzama var. Peki Az önce okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Kabe-i Muazzama'yı temelleri üzerinde İbrahim'in kiminle yükselttiğini bize anlatmıştı. Oğlu İsmail'le. Oğlu İsmail'le Hacel'le oraya bıraktığı zaman ne vardı? Kabe-i Muazzama vardı. O zaman bütün bu ayetlere baktığınız zaman bize neyi gösteriyor? İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin banisi değil. Kabe-i Muazzama yıkılıyor. İbrahim Aleyhisselam geliyor yeniden yapıyor. O halde Kabe'nin ilk bahanesi ya Hazreti Adem ya melekler ya da Şit Aleyhisselam. Hazreti Adem'le yaptığını alırsanız ondan Adem Aleyhisselam Kabe-i Muazzama yapıyor. Oradan Kudüs'e gidiyor, nesli çoğalıyor. 40 yıl sonra da Beyt-i Makdis'te orada Mescid-i Aksa'yı inşa ediyor. Süleyman Aleyhisselam da nasıl İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yenilemişti. Süleyman Aleyhisselam geliyor o da Mescid-i Aksa'yı yenilemiş oluyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'e baksalar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinin sahih olduğunu görecekler, anlayacaklar. Ama onlar bu problemleri kendileri Kur'an-ı Kerim okuyarak bulmuş değiller hadis şerife bakarak bulmuş değiller. Onların eline not veriyorlar, alıyorlar, diyorlar ki bu hadisi şu gerekçeyle inkar et. İnkar ediyor insanların, bu ümmetin, ümmetin evladının Buhari'ye, Müslüme dair olan kanaatlerini çöker diyorlar. Çarşamba günü bir ilahiyat fakültemizdeydik. Çıkarken kardeşimiz geldi, hocam dedi, bu anlattığın konuları orada 5-6 tane beş veya altı olabilir hadis-i şerif anlattım. Bu hadis-i şerifleri inkar ediyorlar ama bu hadis-i şeriflerin hakikatleri nedir diye o hadisler üzerinden meseleyi anlattım. Ya hocam dedi, bizi kandırıyor bu adamlar. Biz bunların söylediklerini şimdi bunları anlatana kadar hakikat zannediyorduk. Eğer siz bu hakikatleri ilan etmezseniz, yani hayatınızı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını, mesajını, yolunu, hedini, sünnetini anlatmaya vakfetmez ve belli kardeşlerimiz de bunların tuzaklarına düşerse burada hepimiz bu ihmalden dolayı Allah Teala'nın huzurunda mesulüz kardeşim. Gücümüz, kuvvetimiz, takatimiz ne kadara malikse o kadarın bezledeceksin. Ya Ebu Eyyub Ensari neden 90 küsür yaşında İstanbul'a gelsin? Oradaki kabriyle sana ne söylüyor? Evin, maaşın, eşin, çocukların eğer imanın varsa bu yolda sana bahane olmasın kardeşim. Bak eğer bahane arayacaksan şu tutmayan ayaklarım 90 küsür yaşım bir de Kur'an-ı Kerim bizden radıyallahu anhum ve radu an diye bahsediyor. Yani biz cenneti garantiledik Allah'ın inayetiyle. Ama o halde ben buraya geliyorsam, o halde sen neler yapman gerekir? 20'sinde, 15'inde, 18'inde neden şöyle geceleri gündüzlere ekleyerek, gurbette bütün zorluklara tahammül ederek mevzimizi, yerimizi beklememiz gerekiyor? Neden burada duracaksın? Neden? Neden Buhari'yi, neden Müslüman'ı ezberlemek gerekir? Elhamdülillah. Şimdi üç kardeşimiz başladı. Buhari'yi ezberleyecekler. İnşallah bu tedrisatın sonrasında bitirince kalacaklar kendi zekalarına, anlayışlarına, idraklerine göre başka Buhari Müslim hafızları olacak, olmalı. Kütüb-i Sitte hafızlarımız vardı bizim. Adam diyormuş ki, ya hocam sen bu batılları bu kadar eleştiriyorsun, onları yerden yere vuruyorsun. Peki konkordansı onlar buldular ya, hadisle alakalı o e, mucemi onlar buldular. Peki sen bu böyle bir çalışma var mı senin alimin ulemanda? Peki kardeşim Batılılar, kilise, oryantalizm neden konkordans bu çalışmayı yaptılar? Dini mübini yıkmak için, kendi adamlarını yetiştirip onların önünü açmak için bunu yaptılar. Sende Buhari, sende Müslim, sende Kütüb-i Sitte hafızları var. Nasıl hafıza ayet-i kerimeyi okuduğun zaman hemen açar, ayeti bulur, gösterir sana. Bu ümmetin konkordansa ihtiyacı yoktu kardeşim. Çünkü bu ümmetin Buhari, Müslim, kütüb Sitte hafızları vardı. En zekiler Buhari ezberler, Müslim ezberler, her şehirlerde Evliya Çelebi 135 tane Allahu Alem yanlış hatırlamıyorsam, onun zamanında Osmanlı toprağında 135 tane darlı hadis var. 135. Darlı hadis yani hadis fakültesi. Bugün bir tane hadis fakültesi var mı? Osmanlı'da işte 135 tane darlı hadis var. Belki binlerce Buhari, Müslim, Tirmizi hafızları var. Eğer bu ümmetin oraya ihtiyacı olsaydı onu yaparlardı. Mehmet Savaş hocam, Halil hocam onlara mesele sorduğunuz zaman kendi kitabını alır kütüphanesinden açar şöyle 10 ciltlik 15 ciltlik neyse hangi kitabı aldıysa birkaç sayfa çevirir o meseleyi bulur sizden o sizi oradan ibareyi okur. Yani bu metin böyle alimleri vardı. Onların kendilerinin fihrisleri vardı. Her alim eskiden kendisi fihris yapardı ama maalesef kölelik var, efendilik var. Köleler efendilerine hayran olurlar. Efendilerinin dillerine, efendilerinin okullarına, efendilerinin çalışmalarına hayran olurlar. Eğer siz Buhari'yi, Müslim'i, ulema-i İslam'ı tanımadan gönderirseniz Roma'ya, Amerika'ya, oradaki şarkiyat bölümlerine git, orada doktora yap derseniz, o zaman onlara hayran olurlar, öyle gelirler, sonra dönerler, işte bir takım ifadeler kullanır, serdederler.